hemen konuşmama başlamadan evvel, bizim bugün işte Yunan tanrıları dediğimiz şey, olay aslında son derece yontulmuş ve tırnak içinde tarihsel, hem sosyal tarih hem dinler tarihi açısından günlük gerçeklerle hiç örtüşmeyen kalıplarla biz bugün meseleye bakıyoruz. Mesela Afrodit dediğim zaman modern çağdaki Afrodit'i en çok etkileyen Louvre Müzesi'ndeki Venus de Milo heykelidir. İnanılmaz bir şekillenme, belli bir kalıba uydurma, Yunan tanrılarını Avrupa'nın atası, manevi atası olduğu için o kültür, inanılmaz Almanların Edle Einfalt und Stille Größe deyimiyle, onun Türkçesi çok güzel, Edle Einfalt, asil sadelik, Stille Größe, sessiz muhteşemlik kalıbına uydurma zarureti doğuyor. Ne demek bu? Yani Afrodit aşk tanrıçası. Bir kere bu inanılmaz modern bir kavram. Aşk. Afrodit aşk tanrıçasındaki aşk korkunç modern bir kavram. Herkesi birbirine aşık ediyor. Şimdi antik çağda modern anlamda aşkın olmadığının altının çizilmesi lazım. Yani öyle bir anlatılıyor ki sanki Yunan kültüründe bir genç kız aşık olduğu istediği erkekle evlenebiliyor. Hele hele klasik Yunan kültüründe, klasik Atina'da milattan önce 5. yüzyılda kadınlar aleni sadece doğurma makineleri. Sadece doğurma makineleri. Erkeklerin, gerçek erkeklerin doğaya dair araçsallıktan sıyrılmış, arınmış erkek sevgilileri olur. Asıl kültürün altını çizen erkek erkeğe aşktır. Şimdi size bu bağlamda sormak istiyorum. Hani Afrodit aşk tanrıçasıydı? Klasik Yunan kültüründe bile Afrodit bir yontulmaya maruz tutuluyor. Çünkü klasik Yunan mitolojisinde hattı zatında Afrodit korkunç bir alien, bir yabancı. Aynen Dionysos gibi. Bakınız, Yunan tanrıları arasında resmi tanrılar var. Zeus, Apollo, Artemis, ama hangi Artemis? Bizim Efes Artemis'imiz değil, mini etekli. Apollo'nun ikiz kız kardeşi olan Artemis. Ama bir de ötekiler var. Kim bunlar? İşte Dionysos, Afrodit, Demeter. Akropol'ün şu an British Museum'da olan bir frizi var. Bütün Yunan olimpik tanrılar oturmuşlar masada, eğleniyorlar, nektar içip ambrozya yiyorlar. Onların uzağında iki tanrı var. Birisi Demeter, birisi Dionysos. Demeter'in sırtı dönük olimpiklere ve Dionysos'la fıs fıs bir şey konuşuyorlar. Onlar bakın dahil değiller. Bir nevi Dionysos, Afrodit, Demeter içinizdeki yabancıya tekabül ediyor. Ne demek bu? Kültürün klasikleşebilmesi için, klasik Atina'nın klasik olabilmesi için, ne demek klasik Atina'nın klasik olabilmesi için? Ataerkil olabilmesi için, paternal olabilmesi için, kadının önemini en asgariye indirgeyebilmek için içimizdeki yabancıyı adeta bastırıyoruz. Bunların mitik dışa vurumları gayet tabii ki bu tarz tanrıçalar. Bakın tanrılar ve tanrıçalar, Afrodit gibi, Demeter gibi. Demeter toprakla ilgili. Afrodit hep Eros'la ilgili. Ve böyle felsefeleştiriliyor, platonikleştiriliyor. Aşk, Afrodit aşk. Bakın ben size bir çok küçük bir motif söyleyeceğim. Bir gün Afrodit Dionysos'la yatıyor. Bir çocukları oluyor. Çocukları kim biliyor musunuz Afrodit'le Dionysos'un? Priapos. Selçuk Müzesi'nde düğmeli bir heykel var ya, sansürlü. Bastığınız zaman gözünüze koskocaman ereksiyon halinde bir fallus batıyor. Vücut küçücük. Bakın,
Dionysos ve Afrodit'in ortaya çıkarttığı yaratığa bakın. Ne yok Priapos'ta? Hiçbir surette beyin yok. Ne var sadece? Bacak arası var. İşte Afrodit aşkın tanrıçası değil, kelimenin tam anlamıyla Eros'un tanrıçası. Eros'u da sevgili dinleyenler, kesinlikle basma kalıp bir biçimde Afrodit'in aptal kanatlı küçük oğlu olarak hayal etmeyeceksiniz. Bir fizik kuralı olarak alacaksınız. İki nesnenin birbirini çekmesinden başka bir şey değil. Bu iki nesne birbiriyle çiftleşmek isteyen farklı türlerden, çok önemli, çok önemli. Farklı türlerden canlılar olabilir. Mesela keçi ve insan, değil mi? Satirleri düşünün. At ve insan, değil mi? Kentavrları düşünün. Aslan ve insan, Sphinx'i düşünün, değil mi? Neyi görüyoruz biz şeyde, Afrodit'te? Doğanın deneme tahtası misali, yaratıkları bir araya getirip acaba sonucunda ortaya ne çıkacak? Burada hiçbir surette ne yoktur biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hiçbir surette felsefi bir düşünce, platonik bir ideal, ideal kelimesini zaten bu bağlamda unutun. Yok. Yok. Ne var? Doğanın emri var. Siz artık adınız Mehmet mi, Ahmet mi, Hüseyin mi hiç önemli değil. Siz siz değilsiniz. Siz sadece oluştuğunuz kemiğin, kanın, tenin, etin emirlerini yerine getirmekle yükümlüsünüz. Sizin 3 çocuğunuz var. Siz sitede çok önemli bir yöneticisiniz. Bunlar hava civa. Demek ki bu tarz tanrılar, tanrıçalar, tekrarlıyorum, Afrodit, Demeter, Dionysos. Neyi temsil ediyor? Kültürü, doğanın ortasındaki kültürü adeta bir tekne misali doğanın korkunç azgın okyanusunda hayatta kalma çabasındayken nasıl dışarıdan tehdit altında olduğunu resmeden, imgeleyen hayat prensipleri. Bakınız, bir gün Afrodit Hermes'le yatıyor. Yeni bir hilkat garibesi doğuyor. Hermafrodit. Hem erkek hem kadın. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Hem erkek hem kadın bu Eros bağlamında neye sebebiyet veriyor sevgili dinleyenler? Her zaman, her deneyime, her türlü beraberliğe ve birlikteliğe açık olma durumu. Yani adeta her alete takılabilen bir USB stick gibi. Hiçbir surette sınırlama, hiçbir surette aa bu erkekliğe yakışır mı, aa bu kadınlığa yakışır mı gibi endişelerden orgiyastik bir biçimde arı. Afrodit son derece kadim bir tanrıça. Son derece kadim bir tanrıça. Olimpiklerden çok 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 daha eski. Size bir benzetme yapmak istiyorum. Afrodit ne kadar yaşlı biliyor musunuz? O milattan önce 30 binlerden kalan Willendorf Venüsü var ya, o şişman ana tanrıça. Ta Portekiz'den, İber Yarımadası'ndan ta Orta Asya'ya kadar bulunan, ne kadar kültürler arası ve ne kadar evrensel. Afrodit onunla yaşıt. O yüzden ona Venüs denilmesi, Willendorf Venüsü denilmesi, Avusturya'da bulunduğu köy, bir höyükte, çok hiç absürt ve komik değil. Son derece gerçeklere tekabül ediyor. Afrodit, Yunan mitolojisinde izi, gelişen platonizm bağlamında, çünkü artık klasik Yunan dini, olimpik din, soyutlaşma aşamasında. Hangi aşamadır bu biliyor musunuz? Kitap dinlerinden evvelki son aşama. Çünkü aslında pagan Yunan mitolojisi nasıl bir mitolojidir? Evet, pagandır, politeisttir. Ancak bakınız çok ilginç bir şey var. Artık Zeus bütün tanrıların ve insanların babası. Yani niye görüyoruz artık yavaş yavaş Zeus'ta?
bir yahveleşme sendromu, bir modernleşme sendromu. Dolayısıyla M.Ö. 9. yüzyılda sadece İsrailoğulları yahvelerini keşfetmiyor. Aynı zamanda M.Ö. 8. 7. 6. yüzyılda arkaik dönemde Yunanlılarda da erkek bir tanrı sıyrılıp nereye doğru gidiyor? Tek tanrılığa doğru gidiyor. Bakın Hristiyanlığın Anadolu ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmesi bu bağlamda hiç tesadüf değil. Çünkü buralardaki insanlara, Levant'taki insanlara şu fikir hiç absürt gelmiyor. Tanrı'nın oğlu, tek Tanrı'nın oğlu ve o onun elçisi. Öyle bir şablon ki bu. Zeus, Apollo, İsa çarmıha geriliyor, 3 gün sonra diriliyor. Aa, Dionysos, o da Zeus'un oğlu, 2 defa doğuyor, Dionysos değil mi? Meryem Ana var, değil mi? Hiç eli erkek eline değmemiş, tinsel doğuma muktedir bir dişi varlık. İşte burada zurnanın zırt ettiği yerdeyiz. Afrodit, Meryem Ana'nın tam tersi. Afrodit kesinlikle tenselliğin tanrıçası. Afrodit avcı ve toplayıcılıktan sonra, Neolitik devrimden sonra hayvanlar domestike edilmeye başladıktan sonra cinsel ilişkinin neye sebebiyet verdiğini anlaşılmasından evvel bile Afrodit insanları neye sevk ediyordu? Bakınız burası inanılmaz önemli Afrodit'i anlamak istiyorsanız. Afrodit kelimenin tam anlamıyla ne işe yaradığı bilinmeyen çiftleşmenin tanrıçası. Babalık yok. Çünkü bebek nasıl oluyor bilinmiyor. O 9 ay 10 gün şey yapılamıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu hep söylerim. Çağdaş yani 20. yüzyılda yapılan etnolojik araştırmalardan biliyoruz. Pasifik adalarında, Güneybatı Pasifik'te, Yeni İskoçya adalarında filan falan. Öyle kavimler var ki kadınlar deniz köpüğünden hamile kalıyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Mümkün değil. Milattan önce 15.000'de, 20.000'de babanın bilinmesi. Dolayısıyla Afrodit'in amacı hiçbir surette ay işte çiftleşimde bebek olsun değil. Afrodit tam tersine hangi hayvani duygunun tanrıçası biliyor musunuz? Erkek, kadın çarpışın ve infilak edin. Hiçbir şeye ne yapmayın? Dikkat etmeyin. Hiçbir toplumsal kuralı takmayın. Anlatabildim mi? Hangi bağlamda Eros'un tanrıcası? Tekrarlıyorum. O aptal saptal kanatlı, ok fırlatan şişko bebek değil. Eros işte bu. Eros dolayısıyla logosun, yani anlamlılığın, rasyonelitenin, tabii ki ahlakın tam karşısında yer alıyor. Bu ahlak ne zaman doğuyor? Bu ahlak babalıkla doğuyor. Çünkü babalık keşfedildiği zaman M.Ö. 12.000'den yavaş yavaş 12.000'den itibaren ahlaksız kadın herkese çiftleşen kadın oluyor. Bütün bu ölçütler o zaman alt alta dökülüyor. Çünkü artık sadece kadınlar eve kapanmıyor, toprağın da etrafına çitler şey yapılıyor ya, erkekler ne yapmak istiyor? Kendi oğullarına miras bırakmak istiyorlar. Anlatabildim mi? Buna rağmen Afrodit'i ne yapamıyor, ne yapılamıyor? Kahpe, tırnak içinde vurun kahpeye rağmen, kahpe bir türlü bertaraf edilemiyor değil mi? Roma'nın kurulmasında etkisi var. İnsanın olduğu her yerde. Özellikle kültürün, ataerkil kültürün inşasından sonra 200'lü insanlığın olduğu her yerde özellikle hangi tanrıça çok güçlü oluyor? Tabii ki Meryem Ana değil. Afrodit güçlü oluyor değil mi? Aslında öteki Meryem, alter egosu.
Magdalena Meryem değil mi? Magdalena Meryem. Çok ilginç. Çok ilginç ve absürt ve grotesk mitler var Yunan mitolojisinde. Afrodit'le ilgili. Burada zaten Afrodit'in ötekililiğini anlıyoruz. Mesela hiçbir surette Athena ile ilintili hikayeler böyle absürt değil. Çünkü Athena kesinlikle sistemin bir parçası. O zaten Zeus'un kızı. Zaten Zeus'un kafasından çıkmış. Bakınız, Bakire Meryem'in İsa'yı doğurması ile Zeus'un hiç eli kadın eline değmeksizin kafasından Athena'yı doğurması çok paralel bir şey. Hiçbir surette afrodizyak çiftleşme, o pislik, o Eros'un abyekti, iğrenilmesi gereken beden sıvıları, baba yasasını karikatürize eden beden sıvıları ne oluyor burada? İptal ediliyor değil mi? Bunlar nasıl? Bunlar ataerkilin fantazileri. Cebrail geliyor Meryem Ana'ya diyor ki, korkma. Tanrı'nın işte nefesiyle filan sen kurtarıcıyı doğuracaksın. O da diyor ben zaten Tanrı'nın kuluyum. Yusuf da diyor ki, Hazreti Yusuf tamam bekliyoruz. Ne kadar güzel bir hikaye. Ne kadar, bakınız, absürtlük bağlamında söylemiyorum. Ne kadar logosantrik bir hikaye. Anlatabildim mi? Ne kadar tertemiz. Meryem Ana tertemiz. Mesela ben çok merak ediyorum. Meryem Ana hiç İsa'yı doğurmadan evvel adet kanaması gördü mü? Bence mitolojik olarak görmemiş olması gerekir. Anlatabildim mi? Ne kadar temiz İsa. Bir tinden doğuyor. Acaba hiç İsa tuvalete gitmiş midir? Acaba hiç İsa giyirmiş midir? Anlatabildim mi? Ne kadar 95 derecede Ace ile Cırt Ayşe teyzesi öyle yıkanmış bir hikaye. Farkında mısınız? Tertemiz. Tertemiz. Afrodit işte bunun tam tersi. İnanım. İnanım. O bütün korku filmlerde yarılıyor ya, eğer böyle köpükler çıkıyor. Yaratıklar kusuyor. Vücut sıvıları siyah kırmızı. Pislik. Eros bu. Eros'ta hiçbir surette ne yoktur? Rasyonelite yoktur. Rasyonelite bu bağlamda neye tekabül ediyor? Babanın temsil ettiği namusluluğa. O nasıl olmak zorunda biliyor musun? Tertemiz. Dolayısıyla Afrodit neyin tanrıçası? Eros'un olduğu yerde ne vardır? Thanatos vardır. Bedeli çok ağırdır. Eğer çünkü siz hele hele gelişen ataerkil kültür bağlamında artık Afrodit'i dinlemezseniz ya da Afrodit'i dinlerseniz, özür dilerim, Afrodit'e uyarsanız toplum sizi ne yapar? Toplum sizi ötekileştirir. Öyle arkaik toplumlarda ne olur? Yani yakılırsınız. Hani Midsommar filminde uçurumdan ittirilirsiniz hayalıklara. Bir ayının içine dikilirsiniz. Sen adi yaratık, seni geldiğin yere gönderiyoruz. Orada düşün sen ne kadar adi olduğunu. Oradaki insanı ne yaparsınız? Yakarsınız. Afrodit demek ki ne? İçimizdeki öteki değil mi? Dolayısıyla neyin kadın versiyonu? Zatında Dionysos'un kadın versiyonundan başka hiçbir şey değil. Ama kadın olduğu için Afrodit'e ve bu arada Demeter'e, Dionysos'a tanınan ötekililikteki dorukta olma durumu kadınlara tabii ki tanınmıyor. Afrodit de ki Olimpos'un küçük orospusu. Tabii zaten hiçbir gücü filan da yok. Afrodit, Hera, Zeus'un karısı sürekli Zeus tarafından boynuzlanıyor. Bakınız böyle bir hikaye var. Bu hikayelere alineye almayacaksınız, bu bağlamda yorumlayacaksınız. Hera, koca ana tanrıça gidiyor Afrodit'e diyor ki, kız diyor Afrodit. Bakın iğrenç Brezilya dizisi. Karılar hep böyle. Afrodit kız, efendim, bana o kemerini versene. Benimki yine beni çok boynuzluyor. Ha diyor al tak.
Afrodit'in bütün gücü o kemerde. Afrodit'ten değil bakın. Afrodit'ten eksternalize ediliyor gücü. O kemere bağlı kalıyor her şey. Yani Hera o kemeri taktığında ne oluyor? Afrodit olmuş oluyor. Ve Zeus böyle Hera'yı gördüğü zaman o kemerle Hera'yı gördüğü zaman diyor ki ya ben niye yapıyorum bunu? Benim karım çok güzel. Der kadın. Hadi bir bebek daha yapalım. Bir tane daha da olsun. Anlatabildim mi? Yani ne oluyor? Bir taşla iki kuş değil, kuş sürüsü. Afrodit aşağılanıyor. Bütün gücü bir objeye bağlanıyor. Hera aşağılanıyor. Bütün bu dalaverelar işte Zeus'u hoş tutmak için, mutlu etmek için kadınların asıl görevi bu. Tabii ki böyle bir kadın, böyle tehlikeli bir güce sahip olan kadın, Afrodit gibi ne yapamaz? Hiçbir surette kabul edilemez. O yüzden Afrodit'in en büyük karşıt figürü, daha doğrusu Afrodit'in şeytan çıkartma figürü, Afrodit'i nötralize etme figürü kimdir biliyor musunuz Yunan mitolojisinde? Athena'dır. Athena'dır. Ama şimdi tekrar size temin söylediğim konuya geri dönmek istiyorum. Şey, söyleyin adını. Böyle garip hikayeler, Afrodit'in mitleri çok değişik hikayelerdir. Böyle değişik, tuhaf hikayeler bir mitin çok eski olduğuna delalettir. Yani hiç böyle çağdaş, modern, entrikavari, dalaverevar yoksa dümdüz, kazların önüne doğrarcasına böyle bir gariplik, anlamsız bir şeyler ifade ediliyorsa biliniz ki o metin çok eski bir metindir. Çok eski bir metindir. Şimdi Afrodit, Uranos, Gaia'ya yine her gece olduğu gibi tecavüz ediyor. Bakınız burada artık Gaia, milattan önce 30 bindeki, 20 bindeki Gaia değil. Bakınız burada artık Gaia tecavüze uğruyor. Yani Gaia already tahtından edilmiş bir durumda. Baksana. Eskiden sırf Gaia vardı. Şimdi artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki öyle bir şey anlatılıyor ki gökyüzü, halbuki Gaia'nın doğurduğu bir şey. Gökyüzü kendi annesine tecavüz ediyor. Gaia da oğlu Kronos'a diyor ki kurtar beni oğlum. Ona o orağı veriyor. Çok garip bir biçimde Kronos tam babası annesine tecavüz ederken aslında ilk Ödipus kim? Ödipus değil, Kronos'tur. Babasını hadım ediyor. Uranus'un bütün fallos, hayaları, penisi, kan, sperm denize dökülüyor. Bakınız. Bakınız ne motifi var yine. İğrenç, iğrenç sıvılar. Kan, sperm, deniz suyu. Neden deniz suyu? Tuzlu su. Midye. Midye çok yenildiği zaman midye nedir? Afrodizyaktır. Midye açtığınız zaman neye benzer? Tam ortasında ne vardır bazen? İnci vardır değil mi? Çok değerlidir. Herkes çok sever. Midye nasıldır? Fransızlar bizim gibi yemez. Midyede olması yemez. Açarlar. Diye. Bir şey akar gider değil mi böyle? Yarı canlı, şekilsiz, amorf. Böyle dalga dalga, dudak dudak. Tuzludur. Tabii tabii. Tabii mitler böyledir. Mitler aleni bütün bunları resmederler. Yani Kıbrıs'a nasıl çıkıyor Afrodit? Midye kabuğunun üstünde. Afrodit is the midye. Afrodit midyenin ta kendisi. Bütün bunlar denize düşüyor. Bakınız ne kadar apokaliptik bir şey oluyor. Deniz kaynamaya başlıyor. Ve kim çıkıyor? Afrodit çıkıyor. Abiler, beyler, koskoca Yunan miti kendisi ifşa ediyor. Afrodit, olimpik tanrılarda çok çok daha eski. Bakınız bu hikaye olduğunda, mitolojik olarak, daha Zeus doğmamış bile. Olimpikler doğmamış bile. Yani Afrodit aleni bir titan. Titan. Değil mi?
Böyle hikayeler. O gün bugün Afrodit'in ikinci ismi ne biliyor musunuz? Penisten doğduğu için. Uzun sever Afrodit. Afrodit penisi seviyor. Afrodit penis düşkünü. Neden? Çünkü bu Afrodit'le penis arasındaki ne? Midye ile penis arasında nasıl bir ilişki var? Erotik bir ilişki var. Onlar hep çarpışmak zorunda değil mi? Niye? Hiçbir şeye dikkat etmeksizin dengeye ulaşabilmek için. Harmoniye ulaşabilmek için. Ha, bu Lars von Trier'in filmindeki melankolya gezegeni de olabilir. O da son derece erotik bir şey. O gezegenin dünyaya gelmesi. Dünyanın küçücük bir sperm gibi devasa yumurtanın içinde kaybolması. O yüzden erotiktir. Bu anlamda Afrodit, Eros'un tanrıçasıdır. Görüyorsunuz Afrodit'te ne başlıyor? Afrodit nasıl alımlanıyor? Olimpik panteonunda, olimpik dinde, ataerkil klasik Yunan mitolojisinde bedeni parçalara ayırıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Afrodit son derece antiklasisist bir tanrıça. Afrodit uzuv sever. Afrodit kimin annesi? Priapos'un annesi. Afrodit kimin annesi? Hermafrodit'in annesi. Yani Eros uğruna son derece disparat ve uygun olmayan unsurlar bir araya geliyor Afrodit'te. Bu Afrodit'in hangi yönünün altını çiziyor biliyor musunuz felsefi açıdan? Son derece anti-idealist bir tanrıça. Felsefe tarihi bağlamında söylüyorum. Son derece Platon'un öteki karşı tarafında yer alan bir tanrıça. Demek ki Afrodit neyin tanrıçası? Doğanın korkunç yaratıcılığını, korkunç denemelerini, korkunç fantezilerini gerçekleştiren bir tanrıça. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Afrodit Yunan mitolojisinde gerçek anlamda, psikanalitik anlamda, psikohistorik anlamda hangi mitik varlıkların koruyucusu? Bütün o karışık kuruşuk yaratıkların koruyucusudur. Kentavrların, sirenlerin, yani hep böyle fingir fingir azgın yaratıkların. Anlatabildim mi? Sirenler hep güzel şarkı söyler ki gemiciler kayalıklarda yok olsunlar ve sirenler onları yesin. Bakınız ilk vampir fantezisi. Kadınlar hep ne yapar? Erkeklerin kanını emer değil mi? İlk vampir fantezisi. Sphinx bütün tebaili genç erkeklere ne soruyor? Bir bilmece soruyor. O bilmece doğru cevaplanamadığı zaman ne yapıyor Sphinx? Onları yiyor. O ne aslında? Son derece korkunç bir sevişme sahnesi. Ölüm. Demek ki Eros'un, Eros neyle çok paralel gidiyor bu bağlamda? Thanatos'la, ölümle. Demek Afrodit öyle bir tanrıça ki Eros sayesinde insanlara kim olduklarını unutturuyor. O kim olduğunuzu unutursanız arkaik kadim toplumda cezası mutlaka nedir? Ölümdür. Siz bütün dogmaları, siz bütün yasaları, siz bütün her şeyi, gelenekleri, görenekleri göz ardı ederseniz siz ne yapılırsınız? Siz öldürülürsünüz değil mi? Aslında başka bir perspektiften de ölüm tanrıçasıdır. Venus Libitina der Latinler, Romalılar. Venus Libitina. Yani günümüz kavramlarıyla konuşmak gerekirse gece böyle ortaya çıkan zombivari bir kadın. Aslında son derece premodern bir son fatal çakması. Bir Pandora, Lulu çakması değil mi? Venus Libitina aynı zamanda savaş tanrıçasıdır. Çünkü savaş da bu bağlamda erotiktir. Kitlesel bir biçimde doğa ölen erkeklerin kanıyla döllenir. Anlatabildim mi? Yunan mitolojisi bunu nasıl çeviriyor? Afrodit'e bok atabilmek için.
Kelimenin tam anlamıyla Afrodit'e bok atabilmektir. Şimdi Yunan mitolojisinde already iki tane savaş tanrısı ve tanrıçası var. Birisi Ares, yani herkesin nefret ettiği Maganda, Hazreti Öküz. Yani sırf kan aksın. Yani hiç böyle şunlar haklı, şunlar haksız şeyleri yok. Yani ne kadar çok insan geberirse savaş alanında, cephede böyle bağıra bağıra, alıra alıra, böğüre böğüre dolanıyor ortalıkta. Böyle bir deli bir tarafı var. Ares. Bir de bakın ne ilginçtir. Stratejist olan, bir nevi Birleşmiş Milletler'deki beş daimi güç misali, cetvellerle harita çizen Athene'dir. Öteki savaş tanrıçası. Aynı zamanda da bilgelik tanrıçasıdır Athene'dir. Şimdi iki tane savaş tanrıçası, savaş tanrısı var. Afrodit en çirkin tanrıdan evlendiriliyor. Hephaistos'la, Sakat'la. Ama tabii ki Afrodit'in cinsel iştahını hiçbir surette Hephaistos karşılayamıyor. Çünkü Hephaistos entelektüel bir adam. Bakınız mitte o var. Hephaistos ne? İcatçı. Afrodit de kim? Söyledim size. Uzun sever. Hephaistos'u sürekli işte bilim peşinde. İlk Brezilya dizisi. Afrodit kendi kocasını Zeus'un oğlu Ares'le boynuzluyor. Hephaistos da bunu keşfediyor. Altın ağ örüyor görünmeyen. Bunların üstüne atıyor. Bütün tanrıları çağırıyor. Aa, rezil olsunlar diyor. Bakınız ilk paparazzi olayı. Diğer tanrılar geliyor. Zeus şunu diyor. Bakınız burası çok önemli. Yunan mitolojisi ne kadar sinsi Afrodit'in hakkını veriyor bakınız. Diyor ki Zeus. Ay kadınlar sakın gelmesin. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ares'in penisi o kadar büyük ki diğer kadınların aklına kötü şeyler gelmesin diye. Bakınız ne ilginç. Afrodit bula bula olimpikler arasında kiminle beraber oluyor? Bu büyük penise, Ares'in büyük penisi düşkünlüğünü ben şimdi dil içerisinde çeviriyorum. Ne demek bu biliyor musunuz? Hayır. Üçüncü savaş tanrıçası Afrodit. Çünkü uzuv sever Afrodit neye sahip? Ares'in uzvuna sahip. Anlatabildim mi? Uzatmalı bir biçimde aynen Ares tadında tanatolojik bir hüviyete bürünüyor. Dolayısıyla bu milattan önce 5. yüzyıldaki bu Praxiteles heykelleri Afrodit böyle işte gayet namuslu bir biçimde olsun burasını örterek işte bekaret kuyusuna giriyor. Afrodit'in en önemli özelliği budur. Sevişir sevişir sonra bekaret kuyusuna girer çıkar kız olur kız olur. Anlatabildim mi? Bunlar işte son derece platonikleştirilmiş Afrodit imgeleri ve bütün bu platonikleştirilmiş Afrodit imgelerini biz günümüze kadar sürekli taşıyıp edebiyat tarihi vasıtasıyla, sanat tarihi vasıtasıyla ne yapıyoruz? Böyle inanılmaz kezbanvari bir Afrodit'le karşı karşıya kalıyoruz. Yani böyle saf köylü kızı gibi nereye gidiyorsa çiçekler açıyor. Herkes birbirine aşık oluyor. Herkes Allah'ın emri peygamberin kavliyle işte o kızı istiyor. Bilmem anlatabildim mi? Korkunç bir ataerkil fantazi. Korkunç bir ataerkil wishful thinking de diyebiliriz buna. Bu bağlamda Afrodit dediğim gibi çok ilginç bir tanrıça. Bir de Afrodit'in etrafında hakikaten hep ölüm vardır. Hep ölüm vardır. Afrodit ve Adonis'in aşkı dillere destandır. Bakın ne ilginç bir hikaye. Ensest ürün olan Smyrna adlı Kıbrıslı prensesin babasından peydahlama olan oğlu Adonis, bakın hikayeye bakın. O Adonis'i ancak zaten o hilkat garibesine aslında Adonis kim? Bir Oedipus çocuklarımız. Bir kızla, prensesle babanın evladı. Babayı sarhoş ediyor kız. Babasıyla birlikte oluyor ve hamile kalıyorlar. Adam ertesi gün bunu bir fark ediyor tabii ki. Hep suçlu kim? Kızlar. Onu çünkü hep sarhoş ediyor.
tanrılara yakarıyor. Smerna kaçıyor. Kıbrıs'ta oluyor bu hikaye. Smerna kaçıyor. Tanrılara yakarıyor. Tanrılar acıyor ve Smerna'yı ağaca çeviriyorlar. Ağaçtan böyle o ağacın sıvısı neydi? Reçinesinde böyle aynen çok güzel bir imge o. Reçinenin içinde güzeller güzeli bir bebek. Adonis. İşte Afrodit ilk önce bunun koruyuculuğunu üstleniyor. Ondan sonra Adonis adı üstünde. İnanılmaz yakışıklı bir çoban tanrısı oluyor. Her baharda ölmesi gereken. İşte kuzular doğuruyor. İşte kurban ediliyorlar. Ertesi baharda diğerleri çiftleşmiş oluyor. Yeni kuzular doğuyor. Yani çobanlıkla ilgili bir şey. Mesela bakınız Adonis'in bu yönüyle Truva Prensi'nin Paris'inde çobanlık yapması çok paralel. Çok paralel hikayeler. Afrodit'e inanılmaz şey, Adonis'e inanılmaz aşık. Afrodit. Çünkü Adonis bütün bu garip kökenine rağmen mükemmelliği temsil ediyor. Yani bir nevi Venedik'te önündeki Tarçio gibi. Hani mükemmel denizden çıkışı falan ama Tarçio'ya yakından bakarsanız dişleri çürüktür Tarçio'nun. Thomas Mann'da da çürük diş. Ölüme yakınlık demek. Yani pek vital değil. Yani çok genç yaşta ölecek demek. Adonis'te de var öyle bir şey. Şöyle Adonis hiç konuşmuyor. Böyle mal mal Afrodit ne istiyorsa onu yapıyor yani. Ne? Niye mal mal? Çünkü bir Ödipus çakması da ondan. Afrodit'in yanında Adonis'i pardon ne yemek düşer? Söylemeyelim onu. O yüzden Adonis mal mal. Adonis salak olduğu için değil. Adonis'in sessizliğinden, pasifliğinden neyi görüyoruz? Afrodit'in muhteşemliğini görüyoruz. Ares korkunç kıskanıyor. Ares korkunç kıskanıyor ve bir vahşi, yabani domuz kılığına giriyor. Ve Adonis'i şişliyor. Allah! Adonis'in ölümü. Bütün Orta Doğu'da ve Levant'ta kadınlar bahar aylarında Adonis'in ölümünün ağıtını yakarlar. Bu Adonis olabilir, bu Tammuz olabilir, bu neydi bize? Atis olabilir. Anlatabildim mi? Bu Dionysos olabilir. Yani ölüp dirilen Tanrı. Bütün kadınlar feryat ediyor. Bakınız yavaş yavaş yol nereye doğru gidiyor? Hazreti Meryem Ana ile Hazreti İsa'ya doğru gidiyor. Hacı'ya gerildikten sonra da Meryem Ana. Hacın dibinde ne yapıyor? Feryat figan halinde. Bu çok eski bir narasyon. Afrodit kendinden geçiyor. Hayır, ölemez. Diyor, bütün Eros'u yok ederim dünyada. Ve hiçbir şey ürün vermez, tarla ürün vermez. Bir nevi Demeter ve Kore'yi hatırlatıyor bu bağlamda. Zeus'a diyor bir şey yapmak lazım. Tamam diyor, çıksın Adonis. Bu sefer bakın sıkı tutun. Hı. Aşağıdaki Persephone, o da Adonis'e aşık oluyor. Neye karar veriyorlar? Selen'in üçte biri Persephone'de, Selen'in üçte ikisi Afrodit'te işte. Bahar, yaz, Afrodit'te. Kışın her şey öldüğünde Persephone'nin yanında. Bu hikaye neden önemli? Etimolojik olarak Venus Libitina'nın yani Afrodit Thanatos'un hattı zatında Persephone ile aynı personaya sahip tanrıça olduğunu görüyoruz. Demek ki Afrodit'in bu Adonis'i konusundaki ortaklığında yer altına da hükmettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz değil mi? Çocuklarını kurban eden kadınlar, inanılmaz şiddetli derecede aşık olan kadınlar, hep Afroditik kadınlardır. Medea mesela. Yaz ona öyle aşık ki. Bakınız Truva Savaşı'nın sebebi Afrodit'tir. Paris'e söz verir Helena'yı. Sırf kendisi en güzel olsun diye. Ve bütün bir şehir yok olur değil mi? Afrodit'in geçtiği yerde, yani Afrodit'in maşallah dediği 3 gün ancak yaşıyor. Afrodit sevişiyor Eneas'ın babasıyla.
Adam ertesi gün yürüyemiyor, kötürüm kalmış. Sonra oğlu doğuyor, Eneas, İtalya'ya kaçıyorlar, Truvalılar. Afrodit'le seviştiği için sırtında taşımak zorunda. Nedir erkeğin böyle sakatlanması? Kastrasyondan başka hiçbir şey değildir. Nedir erkeğin kastrasyonu Yunan mitolojisinde? Medusa'nın bakışıdır değil mi? Taş kestiren. Demek Afrodit erkekleri işte uzuv seviyor ama uzuvun garip bir durumu var. Bedenden bağımsız. Böyle bir koleksiyonerliği var değil mi? Hani böyle Lecter gibi. Afrodit ne yapıyor? Taş kestiriyor. Herkes heykel oluyor değil mi? Afrodit'in olduğu yerde ay Eros'un tanrıçası hep ölüm de var. Savaş tanrıçalığından geliyor. Gençlerin yeni yeni cinsellikle ilgili önemli yaşlara girdikleri dönemle çok yakından ilintili. Bakınız, bağımsız cinsel organlar. Gençlerin ilk defa doğanın o arsız çağrısını algılamalarından başka hiçbir şey değildir. Abi bu ne ya dehşeti. Coming of age tanrıçası biyolojik anlamda Afrodit. Kesinlikle. O yüzden klasik Afrodit'le gerçek kadim Afrodit, Orta Doğulu Levanten Afrodit'in hiçbir surette alakası yoktur. Son derece antiklasisist bir tanrıçadır. Titandır. Yunan mitolojisinde sözüm ona Dione'nin ve Zeus'un kızı olarak da karşımıza çıkar. Ama bu çok absürt çünkü öteki hikayede Uranos'un hadımı ile birlikte doğuyor değil mi? Ben 7.30 şey yapmayalım. Sakın. Katıyorum ben hocam. 10 dakika var. 7'ye 10 var. 7'ye. Ha iyi güzel. Afrodit son derece Kitonyen bir tanrıça. Ne demek Kitonyen bir tanrıça? Hiçbir surette bu soyutluğa doğru giden, felsefeye doğru giden, baba hukukuna doğru giden dinlerle hiç alakası olmayan son derece başka bir dünyaya ait. Babanın ve dolayısıyla baba yasasının ve baba hukukunun ve babanın kültürel düzen öncesine giden bir tarihi olduğunu görüyoruz değil mi? Yunan tragediyasında Afrodit çok ender mevzu bahis olur. Çünkü gerek yoktur Afrodit'in çıkmasına. Çünkü Yunan tragediyasında ya aleni olsun ya manevi huzuru olsun zaten Dionysos tarafından temsil edilir. Ama bir tragedya var ki Euripides'in Hippolytos, o Afrodit'in gerçek kadim personasını böyle hatırlar gibi bir habitusu var o tragedyanın. Çok ilginç bir tragedyadır bu. Hepiniz Fransız edebiyatından biliyorsunuz. Adı Phèdre, Phèdre olarak yorumlanıyor. Hippolytos, Troyes'in kralının oğlu. Troyes'in kralı şeyle neydi? Phèdre'la neydi? Ama Hippolytos onun üvey oğlu çünkü Hippolytos'un gerçek annesi bir Amazon. Ne ilginç değil mi? Bakınız Amazon. Sırf erkeklerle doğurabilmek için çiftleşen kadınlar. Erkek doğurduklarında o bebekleri bırakıyorlar ormanlara. Sadece kız çocuklarını büyütüyorlar. Bakınız yine ne var? Yine bakınız Afroditik bir ölüm havası esiyor. Anlatabildim mi? Sonra ne oluyor? Bu şehrin kapısında iki sütun var. Bir tane sütun Afrodit, bir tane sütun Artemis. Ama hangi Artemis? Bizim Efes Artemis'i değil. O mini etekli Apollo'nun sevgili ikiz kardeşi ve Zeus'un sevgili kızı olan Artemis. Bu çocuk Hippolytos inanılmaz. Bakınız yakışıklı mı yakışıklı, sevimli mi sevimli, herkesin aşık olduğu bir prens. Adonis motifi. Bu her gün arkadaşlarıyla, çok ilginç bir biçimde hep erkek arkadaşlarıyla
Hep böyle ava gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar ormanda. Sonra geliyorlar şehre. Hipolitos ne yapıyor biliyor musunuz? Orada Afrodit, burada Artemis. Gidiyor Artemis'e diyor ki, tanrıların en bakiri, tanrıların en lekesizi, tanrıların en sevimlisi, ben hayatımı sana adayacağım. Sen işte disiplin, özveri, bilmem ne, böyle giriyorlar. Sonra yine ertesi gün yine gidiyorlar. Yine Afrodit burada diyor ki, Allah Allah diyor ya. Diyor, nasıl bir şey? Yani Eros'suz hayat olabilir mi diyor. Ben diyor, tabii ki olabilir. Herkesin şeyisi ama bu prens, ben de bu şehrin kapısında yer alıyorum. Aslında ama altından sopa gösteriyor Afrodit. Hani güzeli. Tragedya'dan, bakınız Tragedya'dan. Yine akşamına geliyor bizim salak Adonis, mal, Oedipus. Artemis seni çöksün, sen şöyle süpersin. Ay işte elim erkek eline değmiyor senin, benim de hiç kadın eline değmiyor. Yani metroseksüel bir taraf var yani, hiç kimseye de aşık olmuyor. Bütün kızlar buna yanık ama bu kimseye, herkese mesafeli falan böyle bir garip bir tip. Afrodit iyice ne doluyor. Gidiyor Fedra'ya, büyü yapıyor ve Fedra üvey oğluna, üvey tırnak içine alıyoruz. Üvey oğluna korkunç şekilde aşık oluyor. Sonra olaylar ilerliyor, bu yine geliyor saf saf dünyadan bir haber. Babası savaşta başka bir yerde. Ay Artemis, Artemis. Fedra açılıyor diyor, seni seviyorum Hipolitos. Mümkün değil. Sen benim babamın karısısın diyor Hipolitos. Ve büyük bir Ödipal geleneği katlediyor. Halbuki orada demeli ki, vay ben de bu anı bekliyordum. Ki tragedya sonuna ersin. Hayır. Bu diyor ki, git başımdan. Seni gidi fahişe. Afrodite demiş oluyor tabii ki. Fedra ne yapıyor? Şimdi artık Brezilya'da değil, Dallas'a bağlıyoruz. Ya da Denmaklana, hanedana. Babasına haber gönderiyor, diyor ki, senin oğlun bana tecavüze geldi. Babamız da tabii ki tipik bir Yunan tragediyası babası olduğu için diyor ki, oh! Ey diyor Poseidon, senin bana bir sözün var. Benim bir dileğim vardı sende. İşte benim oğlumu lanetliyorum. Ne oluyor hikayenin sonunda? Bakınız çok ilginç bir şey oluyor. Çok önemli bir motiftir. At arabasıyla giderken Hipolitos arabayı alpalıyor. Araba takla atıyor. Ve atlar Hipolitos'u eziyorlar. Paramparça yapıyorlar. Ve o güzel şekilli Hipolitos tanınmayacak. Yani insan olduğu bile anlaşılmayacak bir hale getiriliyor. Yani neyin bedelini ödüyor Hipolitos? Hipolitos sürekli bastırdığı Eros'un şiddetli bir biçimde geri gelmesinin bedelini ödüyor. Kendisini yitiriyor. Principium Individuationis bağlamında Apolonik kimliğini, Hipolitos ve prens olma hüviyetini yitiriyor değil mi? Dolayısıyla Afrodit'in son derece karanlık bir hüviyeti olduğunu, bu kitçe dayanan Afrodit imgesinin, hele hele bizim ülkemizde hepiniz biliyorsunuz Banu Alkan Afrodit, kitçe dayanan Afrodit imgesinin son derece suni ve asıl köklere son derece yabancılaşmış bir Afrodit olduğunu söyleyebiliriz. Afrodit daha ziyade yeraltı tanrıçalarıyla akraba, toprak tanrıçalarıyla akraba, ana tanrıçanın, bütünsel ana tanrıçanın, genç kız, bakire kız, doğurgan kadın ve menopozlu kadın, yani genç, doğurgan, yaşlı imgesinin tam ortasında yer alıyor. Renkleri kırmızıdır, altındır. Afrodit, Urania çok ilginç bir tanrıçadır. Bakınız Afrodit'in
bütün evrene hükmettiği şuradan da anlaşılıyor. Afrodit, Urania, göksel Afrodit, Kıbrıs'ta çok önemli bir tanrı. Zaten Afrodit Kıbrıs menşeilidir. Kıbrıs'ta da Suriye'den, Mezopotamya'dan, Levant'tan gelmiştir. İnanan'ın, İştar'ın torunlarındandır Afrodit. Çok ilginç bir heykeldir. Afrodit'in dizlerine kadar sakalı var. Ne demek bu? Bu çok ilginç. Bakınız burada Afrodit işte cinsellik açısından bütünselliği, holizmi temsil ediyor. Afrodit o kadar güçlü ki, erkek kadar güçlü, partenogenetik, sahip kabul etmeyen kadın, kendinden menkul bir biçimde doğurabilen kadın. Partenos, bakire, eski Yunanca'da başka bir erkekle yatmamış kadın anlamına gelmiyor. Yatmış olabilir ama hiçbir erkek ona ne taslayamaz? Sahiplik taslayamaz. Yani bakirelik Yunan kültüründe bizim günümüzdeki anlamda kesinlikle kullanılamıyor. Yani nasıl bir kadın? Bir erkeğin haşa ve asla baş edemeyeceği kadın. Nasıl bir kadın? Sen ne erkekli taslıyorsun adı, dizlerine kadar sakalı var. Dedirten bir kadın. Dolayısıyla kendisi hem o bağımsız vajinayı temsil ediyorsa, uzuv sever olarak ve Uranos'un okyanusa düşen fallusu olarak kendisi aynı zamanda heykel biçiminde de bir fallusu eylemsel bir biçimde canlandırıyor. Yani Dionysos'la çocukları Priapos büyük bir olasılıkla o fallosun devasalığı Dionysos'tan değil, Afrodit'ten kaynaklanıyor. Çok ilginç. Efes Müzesi'nde bir Dionysos heykeli var. Dionysos tam tersine son derece dişil resmedilir. Efes'te kocaman göğüsleri olan bir heykeli var Dionysos'un. Anlatabildim mi? Yani neyi temsil ediyorlar? Her iki cinsin aşırılıklarını bir bedende ne yapıyorlar? Bir bedende onu performatif bir biçimde sahneliyorlar. Uzun lafın kısası. Yunan mitolojisinden tanıdığımız bütün tanrılar hatta zatında hiçbir surette bizim popüler anlamda bildiğimiz tanrılara tekabül etmiyor. Anlatabildim mi? Mesela Apollon, ay kültür, düzen bilmem ne. Apollon'un en önemli özelliğinden bir tanesi vebayı gönderebilen tanrı olmaz. Yani bu klasisist düstura hiçbir surette uymuyor. Neden? Çünkü klasik Yunan'da, eski Yunan'da tanrılar Apollon da olsa, Afrodit de olsa daha değişik bir bütünselliğe sahip. Bizim fels, mitostan logosa geçiyoruz ya, logosun aşırı yontmasından ötürü bütün tanrılar, tanrıçalar, demonlar, üstün varlıklar belli şematik özelliklere büründürülüyorlar. Zorla diyebilirim. Bu perspektiften bakıldığında Afrodit'in batının bilinçaltının çok önemli bir kısmını teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Batı kültüründe her şeyi bu kadar halletmiş olmalarına rağmen cinsellik konusunda bu kadar kaos yaşayan bir toplum, ancak bunun kaynağı ne olabilir? Bütün ilericiliğe rağmen bedenin olduğu gibi, cinsiyetlerin olduğu gibi eşit kabul edilmemesi, eşit davranılmaması, bir cinsin diğer cinsin üstüne salınması ve şekillendirilebilir bir madde haline gelmesi. Tabii ki böyle olunca Afrodit de bize sanat tarihinde, edebiyat tarihinde istediği kadar olumlu şeylerle karşımıza çıksın. Aslında hattı zatında Afrodit son derece eksosferik, yabancı bir tanrı. Yabancı bir tanrı. Sürekli kültürü aşırı baskıdan ötürü ne yapan? Tehdit eden değil mi? Bunlarla, bu özellikleriyle Afrodit Yunan panteonunda hiçbir surette yalnız değil. Olimpik tanrıların hepsinin
böyle karanlık bir tarafı var. Mesela Zeus'un bile haddi zatında Zeus, Kronos olarak, yeraltı Zeus olarak Hades anlama geldiğini biliyoruz. Poseidon'un son derece Kitonyen bir daimon olduğunu biliyoruz. Denizdeki depremlerle, volkan patlamalarıyla ilintili. O yüzden vahşi atlar, Hippolytos ve korkunç boğalar hep Girit adasında denizden çıkarlar ve Poseidon'a kurban edilirler. Bunlar aslında neleri temsil ediyor? Özellikle Girit bağlamında, Minos bağlamında, Minos kültürü bağlamında. Gayet tabii ki depremleri, çok sık deprem yaşanıyor ve çok aktif volkanları temsil ediyor değil mi? Özellikle boğanın kükremesi, Minos kültürü biliyorsunuz. Santorini adasının, eski adıyla Teyra'nın, içte birinin, Kaldera'nın havaya uçmasıyla ve korkunç, yani 50 metrelik yüksekliğe dayanan bir, yetişen bir tsunami'nin Kuzey Girit'i yerle bir ettiği ve Minos kültürünü yok ettiği hususunda araştırmalar var. Her Yunan tanrısının aslına bakıldığında olumsuz tarafları var. Ama bizim kitlesel, popüler kültür, Hollywood kültürü ne yapıyor? Aşırı derecede tek yönlü baka baka klasisist tarih boyunca sürekli yontula yontula, idealize edile edile ne hale geliyor tanrılar? Birer kültür tarihsel obje olmalarına rağmen bize artık cevaplar veremez hale geliyorlar değil mi? Afrodit, tekrarlamak gerekirse, Eros'un ve güzelliğin hiçbir surette tanrısı, tanrıçası değil. Güzellik çünkü klasisizme ve idealizme referans verir. Hayır, Afrodit son derece doğanın önlenemez dinamiğini, her şeyin değişim olduğunu, aslında Herakleitos vari bir bilgeliğe sahip olduğunu, değişimin, egzotikliğin, denemenin, yanılmanın gelişime katkı verdiğini bedeniyle, bakınız, yatıyor yatıyor, bakire kuyusunda yıkanıyor, yine bakire oluyor değil mi? Bunu kendi hikayeleriyle anlatarak neyi savunuyor aslında Afrodit? Kültür tarihsel misyonu nedir? Apolonik idealist platonik kültürün, ötekileştirici apolonik idealist platonik kültürün büyük bir terapiye ve dengeye kavuşmaya ihtiyacı olduğunun büyük bir mitik ifadesidir Afrodit. Ben ilginize teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun.